Merhabalar Paraksilen Kimya izleyicileri. 3 soru 1 konu videosunun 12. sınıfın ikincisi yani kimya ve elektrik 2 pil ve elektrolize hoş geldiniz. Daha önce redoks ve aktifliğinden bakmıştık. Şimdi pil ve elektrolizden bakalım. Pil ve elektrolizden ne tip ufkumuzu açacak sorular var. Evet bir pil sorusu. X'in Y'nin Z'nin T'nin indirgenme eğilimi verilmiş. X çubuk Z çözeltisi. T çubuk Y çözeltisi. Potasyum klorürden yapılan bir tuz köprüsü bu pil sistemi ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Öncelikle pil neydi? Pil aktif bir madde ile pasif bir madde arasında aktiflik farkından gerçekleşen elektron akımıydı. Ben aktifim sen pasifsin ben sana elektron veriyorum. Bu elektronu dış devreden gönderiyoruz böylece elektrik üretmiş oluyoruz. Pilin temel mantığı bu. Pilde arkadaşlar öncelikle anotu bulacaksınız. Hemen hatırlatayım. Katotta indirgen mi olur anotta yükseltgen mi olur? Önce anot daima önce anot bulunur çünkü katotta önemli bir nokta var. Şimdi bunlar indirgenme. Ama yükseltgeniyor. O zaman yükseltgenmeye göre düşüneceğim. Yükseltgenmesi en büyük olan yükseltgenecek. Bu kadar basit. Ama yükseltgenmeyi en çok isteyendir. Hemen bakıyorum. X'in yükseltgenmesi ters çevirdim 1.2. Y'nin yükseltgenmesi ters çevirdim eksi 0.8. Z'nin yükseltgenmesi ters çevirdim artı 2.8. T'nin yükseltgenmesi ters çevirdim artı 0.4. O zaman Z benim Anotun olma ihtimali en yüksek. E hocam değil mi? Değil, olmayabilir. Neden? Bir de bu tepkimenin gerçekleşip gerçekleşemeyeceğine bakacağız. Bak, Z'nin anot olması için anot yükseltgeniyor ya. Bu tepkimenin tersinin gerçekleşebiliyor olması lazım. Yani Z artı çözeltisinin tepkimeye girerek Z artı iki çözeltisine dönmesi, bu sırada bir elektron vermesi gerekli. Bunun potansiyeli 2.8 voltmuş bu arada. Hocam nereden bileceğiz bu tepkimenin gerçekleşip gerçekleşmediğini? Çok basit. Girenlerde Z artı var ya. Z artı elinde varsa bu tepkime gerçekleşir. Bak Z artı var mı? Var. O zaman Z anot olabilir. Bak burada Z artı olmasaydı bu anot olamazdı. Anot olması volt olarak uygun olması yetmez. Bir de tepkimenin girenlerinin elinde olması lazım. Aynı şey katot içinde söz konusu. Anotu bulduk. Anot cepte mi? Şimdi katoda bakacağız. Niye önce anotu belirledik? Katotta önemli bir durum vardı. Neydi bu durum? Katot daima çözeltidir arkadaşlar. Katot daima çözeltidir. Katot, katot asla çubuk olamaz. Katot daima çözeltide yer alan maddedir. Neden? E katot indirgenecek. Bu çubuk metal. Bu metalin değerliği sıfır değil mi? E metalin değerliği sıfırsa bu artık elektron alabilir, indirgenebilir mi? Hayır indirgenemez. O yüzden katot daima çözeltidir. Katot daima çözeltide olduğu için önce anotu buluyorsun. Sonra diğer kabın çözeltisine bakıyorsun. Kim var? T. T senin katodun. Katot indirgenecek. T'yi indirgenmeye göre yazıyorum. Zaten indirgenmeye göre verilmiş. Herhangi bir değişiklik yapmadım. Dolayısıyla eksi 0,4 katot potansiyelim. Toplarsam elde ettiğim tepkime pil tepkimesi elde ettiğim potansiyel pil potansiyeli. Elektronların yok olması lazım. Toplam tepkime de elektron olmaz. Yukarıdakini 2 ile çarptım ki burada 2 elektron, burada da 2 elektron olsun. Daha doğrusu kaç elektron verilmişse o kadar elektron alınsın. Maksadımız bu. Hemen tepkimeyi topluyorum. 2 tane Z artı artı T artı 2 girdi. 2 tane Z artı 2 artı T oldu. E0 pil 2,4 volt olarak karşıma geldi. Anodu katodu pili buldum. Hadi soruya bakayım neler var. 1. X elektrot anot olup pil çalıştıkça X derişimi artar. Hayır anot X değil Z. Pil çalıştıkça da Z artı Z artı 2'ye gider. Bir yanlış. Tuz köprüsü birinci kaptaki katyonlara ikinci kaba aktarır. Hayır arkadaşlar tuz köprüsü hiçbir kaptan hiçbir kaba katyon aktarmaz. Tuz köprüsü iyon dengesi kurmak için anot kabına anyonlarını verir. Neden olduğunu pil videosuna bakarak bulabilirsin İyon dengesi kurmak için Katot kabına katyonlarını verir yani Potasyum buraya klor buraya gider kendi iyonları gider Hani burada t gidip yapışıyor ya üzerine Azalan t'yi dengelemek için iyon dengesi maksadımız bu Pilin potansiyeli 2.4 volt olurdu arkadaşlar 2.4 volt olurdu Eğer bunların hepsi 1 molar olsaydı Bize verilen pil potansiyelleri 1 molarken ölçülmüştür 1 molardan farklı değerlikte ise 0.1 0.1 e eşittir. E 0 eksi sıfır virgül sıfır beş bölü en çarpı logaritma Q denklemiyle. Ners'te hesaplamamız gerekir. Bu da yanlış dedik. Hemen bakalım. Anotta sıfır virgül bir mol madde yükselt katotta sıfır mol katı. Arkadaşlar. Pilde elektrolizde elektrolikim yerinde. Bir tepkime de elektronları bulursan hepsinde yerine yazabilirsin. Çünkü biri kaç elektron verirse diğerleri de o kadar elektron alır. Anotta 0,1 mol madde yükseltkenirse buradan 0,1 yükseltkenirse 0,1 elektron geçer. O zaman buradan da 0,1 elektron geçer. 2'ye 1'de 0,1'e 0,0,5 mol T toplanır. Evet katotta 0,0,5 mol katı toplanmıştır. Cevabımız D seçeneği. E ne diyor? Elektronlar tuz köprüsü yardımıyla hayır arkadaşım. Elektron dış devre yardımıyla. Tuz köprüsünün görevi iyon dengesi kurmaktır. Elektronlar bu telin üzerinden gider. Anlaştık mı? Pil biraz biraz hatırladık mı pili? Hadi o zaman neyi hatırlayalım? Elektrolizi hatırlayalım. Elektrolizde neler yapıyorduk? Hadi bakalım soruya. Peki nedir elektroliz? Elektroliz elektrik zoruyla maddeleri element haline getirmektir diyebiliriz. Aslında tam tanımı elektrik zoruyla gerçekleşmeyen bir kimyasal tepkimeyi gerçekleştirmektir. Yine bir katodumuz var. Yine katotta indirgenme oluyor. Yine bir anodumuz var. Yine anotta yükseltgenme oluyor. Burada temel amacımız çözeltideki maddeleri indirgemek veya yükseltgemek. O zaman şöyle birinci kap ve ikinci kap diye ayıralım mı? Bir de birinci kap ikinci kap diye ayırmışken birinci kapın anodu katodu tak 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 tak. İkinci kabın anodu katodu diye ayıralım mı? Rahat rahat hepsi gözümüzün önünde kalsın diye ne yapacağız ne edeceğiz diye. Hemen bakalım. Şimdi birinci kapta anotta da olacak? Anodun tanımı o yükseltgenmenin olduğu yer. Bak bakalım birinci kapta yükseltgenebilecek kim var? Hocam cu var hocam cu var. Olur mu lan cu yükseltgenir mi? Sus otur. Cu zaten artı. Cu nereye yükseltgenecek? Artı ya zaten. Zaten artı 2 artı 3 artı 4 mi olacak? Cl var. Başka bir de sudan kaynaklı OH var. Katotta kim indirgenebilecek? Cu var. Bir de hidrojen var. Peki katotta başlıyorum. Hangisi daha aktif? Hidrojen. Aktif olan indirgenmek istemez ki. Burada indirgenme olacak. O zaman katotta bakır artı 1 artı 1 elektron eşittir bakır. Anotta da yükseltgenme isteyecek. Oksijen en aktif ikinci A metal. Flordan sonra oksijen geliyor. Oksijen yükseltgenmek istemez. iyi bir ametal. metal. Eksi kalmak ister. O zaman anotta da klor. Ama klor doğada moleküler halde. O yüzden 2 klor alıyorum bak. 2 Cl. Bu doğada bulunan hali ile ilgili. Burada 1 veya burada 3 olması ile ilgili değil. Ne çıktı? Cl2 artı 2 elektron. Geçiyorum diğer kaba. Anotta ne var? Yine klor var. Yine OH var. O zaman anotta yine 2 Cl, Cl2 artı 2 elektron oluyor. Katotta kim var? Alüminyum var, hidrojen var. Kim aktif? Tabii ki alüminyum. Hidrojenden daha aktif bir metal. bir aktif metal ne yapmak ister? Yükseltgenmek ister. Biz katotta bunu ne yapmak istiyoruz? İndirgemek istiyoruz o zaman. indirgemek istiyoruz. O zaman yemez. O zaman yemez. Yani alüminyum durur. Hidrojen eder ki hadi tatlım hadi. Hadi sen git bir indirgen de ense tıraşını görelim. Hidrojen mecburen indirgenir. H2 gazı halinde yuvadan uçar gider. Hadi da bana verilen ipucuna bakalım. Bir işlem sorusu soruyor. Diyor ki klor toplam 0.38 olana kadar çalıştırdık devreyi. Şimdi benim birinci kaptan 0.1 molar klorum var. CuCl. İkinci kaptan da 0.3 molar klorum var değil mi? 0.3 molar klorum var. Toplam 0.4 molar klorum var. Bu 0.38 molar olana kadar elektroliz edilmiş. Yani 0.02 molar her iki kapta 10 litre olduğu için aslında oraya çevirsek daha iyi de hacimleri farklı olabilirdi. Her iki kapta 10 litre olduğu için fark etmiyor. 0,2 mol kloru elektroliz etmişim. Şimdi devreden o zaman 0,2 mol kloru göndermişiz değil mi? Klor iyonunun 0,2 molünü göndermişiz. E her iki kapta da eşit sayıda elektron geçiyor bak klorlardan. O zaman her iki kaptan da eşit gitmiş. Yani 0,1'e 0,1 gitmiş. Bak 0,1 klor buradan gitmiş. 0 1 klor buradan gitmiş. Toplam 0 2 mol klor iyonu eksilmiş. O zaman 0 2 mol klor iyonunun eksilmesi için devreden ne kadar elektron geçmesi lazım? Bakın bu iki iken elektron da 2. O zaman buradan da buradan da 0 birer mol elektron geçmiş. Bak bir elektronu biliyorsan artık hepsini biliyorsun. Bir elektronik sisteminde anotta katotta ve Farklı kaplar seri bağlıysa farklı kapların anot katodunda eşit sayıda elektron geçer. O zaman ne dedik? Bir daha toparlıyoruz. 0.38 molar. Yani 0.4 molardı. 0.1'i burada, 0.3'ü burada. 0.4'ün 0.38 olması için 0.02 molar klor gitmiş. Onla çarparsan 0.2 mol klor iyonu gitmiş. Her iki tepkime de aynı. Her ikisinden de aynı elektron geçtiği için 0.1 klor buradan, 0.1 klor buradan gitmiş. O zaman elektron 0.1, bütün elektronlara 0.1 yazdım. Bütün elektronlar aynı. Bir elektronları bulduysan hepsini bulmuşsun demektir. Birini bulduysan hepsini bulmuşsun demektir. Hemen şimdi bulduğumuz sonuçlara göre soruyu çözüyoruz. Bir numaralı elektrot bak burası artı. O zaman burada eksi toplanır. Yani Cl2 toplanır. Cl2 2'ye 1 ise 0,1'e 0,05 mol ediyor değil mi? O da 1,12 litre. Tamam. İkinci kapta klor 0,29'dur. Şimdi 0,1 mol gitti. İkinci kapta e, 0,1 çarpı 3 çarpı 10'dan dikkat et 3 mol klor vardı. Bunun 0,1 mol'ü gitti 2,9 mol kaldı. Ve çözeltinin hacminin değişmediğini varsayarsak ona böldüğümüzde 0,29 molar oldu. O da doğru. Devam ediyorum soruya. 2 numaralı elektrotta 6.4 gram. 2 numaralı elektrotta bakır toplandı. 0,1 ise bakın 0,05. E 64'tü bakır. A 24 mi yazmışız? 64 ya öyle olur mu? 0,05 çarpı 64 kaç oldu? E, A 0,05 olur mu ya hiç uyarmıyorsunuz. Bu kaç zamandır ben işlemlerde yanlışlık yapıyorum farkında mısınız? 1'e 1, e 1 katsayıları aynı. 01'e 01. O zaman 64'te 0.01, 6.4. Tamam o da doğru. Onu da kurtardık. Bir doğru daha bulduk. Yanlışa biraz daha yaklaşıyoruz. Hadi bakalım. İkinci kabın pH'i dur dur dur. pH niye değişir biliyor musun? pH şundan değişir. Eskiden kabın içinde hidrojen ve OH birbirine eşitti. Ama ikinci kaba bakın ben hidrojeni gönderdim. Hidrojen yuvadan kuş gibi uçtu. Hidrojen uçunca eskiden hidrojene bağlı olan OH serbest hale geçti. Baz oldu. O zaman hemen bak 0 elektron geçtiyse katsayısı aynı 0-1 hidrojen gidiyor ya. 0-1 hidrojen giderse çözeltide 0 mol OH kalır. Çözelti 10 litre o zaman 10 üzeri eksi 2 molar OH iyonum var. Logaritmasını al. POH2 pH12. Doğru. 4 numaralı elektrotta gümüş şey alüminyum değil hidrojen toplanıyor. 4 değil mi? 4 de artı evet hidrojen gazı toplanıyor. Buradan hidrojen çıkıyor. Alüminyum toplanmıyor. Cevabımız E. Evet. Anlaştık değil mi? Bakın pH hesabından toplanan madde ilişkisine hepsi elektronda gizli. Birinin elektronlarını biliyorsan hepsine 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 tak 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 yazıyorsun. Hepsini yazabiliyorsun. O zaman geçiyoruz üçüncü sorumuz. Kurban elektrot sorusu. Yeni müfredata eklendi kurban elektrot ancak bununla ilgili soru hemen çıktı 2 sene önce. 2 seneydi galiba. Yine çıkabilir. X'ten yapılan bir boruya Z'yi kurban elektrot olarak ya bağlıyorsun. Arkadaşlar işin mantığı şu. X paslandığında, metal paslandığında artı olur. O zaman Z buna elektron gönderecek. X elektronu alıp tekrar geri inecek. E Z'nin X'e elektron verebilmesi için ne olması lazım? Z'nin X'ten aktif olması lazım. Bak kurban elektrot mutlaka koruyacağı metalden aktif olmalı. Günlük hayatta da böyle değil mi ya? Sen kendine koruma tutuyorsan korumanın senden aktif olması gerekmez mi? Senin yerine kurban olacak. Senden aktif olacak bu. O zaman X metali HCl ile hidrojen gazı açığa çıkarıyorsa Z de X'ten aktif olduğuna göre Z de bütün asitlerle hidrojen açığa çıkarır. Alayıyla çıkarır. Hiç önemli değil. İletken telde elektronlar Z'den X'e doğru akar. Evet dedik ya X yükseltkendikçe Z elektron verecek. Z'den X'e doğru akacak. X metalinden yapılan bir kapta Z artı çözeltisi. Z X'ten aktif dolayısıyla X Z'nin yerine geçemez. Saklanabilir. 1, 2, 3. Çok zor değil bu. Bu sadece kurban elektrodun mantığını anlatmak için ki. Kurban elektrottan çok zorlamazlar zaten. O zaman ne yaptık? Biz kimya ve elektrikten pil, elektroliz, kurban elektrot gibi kavramlardan çıkabilecek sorulara e, bakmadık. Bakmadık tabii. Çıkabilecek konulara baktık. Konuyu özetledik bu sorulardan. Yani 3 çıkabilse de 1 ve 2'nin çıkma ihtimali düşük. 1 ve 2 biraz ortalamanın üzerinde sorular. Peki bu sene ÖSYM e ne soracak? ÖSYM ile biliyorsunuz görüşüyorum her hafta size. Bu görüşmelerin videolarını yayınlıyorum. Ne soracağını burada söylüyorum açık açık. Arkadaşlar heyecan var mı? Heyecan dorukta mı? Aa tamam. Arkadaşlar bu sene ÖSYM kimya ve elektriğin pil kısmından azıcık zor bir soru soracak. Azıcık zor. Ortalamanın üzerinde. Her sene ortalamanın üzerinde bir soru çıkıyor ya. Bu sene ortalamanın üzerinde soru pilden gelecek. Bu milli eğitimden bir soru. Milli eğitimden bu soruyu çözerken de hoşuma gitmişti zaten. Onu izlemeyenler için burada olmasını istedim. Hoş tatlı bir soru. Ortalamanın biraz üzerinde birazcık zorluyor. Dolayısıyla eleyici bir soru kimya için. Tabii fizik matematik gibi çok zor değil. Yani ortalamanın üzerinde bilenler yapar. Çok çok zor değil ama eleyiciliği yüksek. Hemen bakalım. Önce neyi belirliyorduk? Anotu. Bunlar elektron alma. Elektron vermeye göre tersini düşünüyorum. En yüksek olan magnezyum, magnezyum anot. Katot için diğer kabın çözaltısına geçiyorum. Tüh burada iki tane madde var. Demir var, krom var. Hangisi indirgenmeyi daha çok istiyor? Bak demirin indirgenmesi eksi 0.44. Kromun indirgenmesi eksi 0.40. Kim çok? Eksi 44, eksi 40. Krom çok. O zaman katot bu. Anot bu. Pil potansiyeli 2,372 anotu ters çevirdim ya. 2,372 ters çevirdiğim için artı oldu. Katoda olduğu gibi alıyorum. 0,408 tepkimeleri toplarsak 1,964 oluyor. 1 yanlış. Magnezyum anot çözülecek. Gitgide kütlesi azalacak. Doğru. Katotta indirgenme gerçekleşecek. Çözeltideki krom artı 3, çözeltideki krom artı 2'ye dönüşecek. Dikkat et çubuğa yapışma yok. Çubuğun kütlesindeki artış yok. Çözeltiden çözeltiye gidiyor. Katotta krom artı 2'dir işim artar. AG elektrot demirle kaplanır. Hayır indirgenen demir değil indirgenen krom. Krom da indirgenince AG'ye yapışmıyor. Çözeltiydi çözelti oluyor. O zaman cevabımız 2 ve 3. Çok zor değil ama kimyadan çıkmış soru standartlarına baktığımızda ortalamanın üzerinde zorluğa sahip bir soru. Umarım kimya ve elektriği de güzelce tahlil etmişizdir. Bir sonraki konumuz organik kimyaya giriş. Sonra organik kimya gelecek. Ve bunlar bittikten sonra inşallah vaktimiz kalırsa TYT'den de 3 soru bir konu yapabiliriz. Yapmayabiliriz de bir videoda daha söylemiştim. Çünkü hani TYT biraz daha kolay. Böyle ayrıntı yok. Burada biraz daha ayrıntı gerekiyor. O yüzden bunları öne aldım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.